Tekno Seyir'de haftalık gündem değerlendirmesine hoş geldiniz. Ben Murat Gamsız, yanımda her zaman olduğu gibi Levent Pekcan var. Nasılsın Levent abi? Merhabalar, seni sormalı. Ben de iyiyim. 10 Temmuz, 15 Temmuz arasında konuşmak üzere toplandık. 28 numaralı gündem. Evet. Evet. 15 Temmuz'u yine gündeme denk getirdik. Evet, geçen sene Cuma'ya denk gelmişti. İşte bu sene de yine Cumartesi yine gündeme denk geldi. Hep denk düşüyor. Evet. Ya evet, değmeden geçmeyelim. 250 insan öldü. Daha evet. Fazlası da yaralandı. Biz zarar işin, görenler var hani tabii, maddi manevi. Tabii. Biz işin siyasi kısmına değinecek değiliz. Biz insani tarafına değiniyoruz. Bir çeşit o insanlar anılacak aslında yarın. Tabii ki biz o zamanlar demiştik vay gidene. Evet. Çünkü paylaşılamayan post kavgası unutulur yıllar tabii. Sonra. Ölen öldüğüyle kalır. Ölen öldüğüyle kalacak. Ne diyelim? Ya şey kötü abi hani biz, vay gidene. Ben küçükken 80'lerde yoktum tabii ortalıkta ama hep onların hikayesiyle büyüdük. 80 darbesinin hikayesiyle. Şimdi 2017'ye geldik, yine darbe konuşuyor Türkiye. Şu sarmaldan bir türlü çıkamadık. Değişmiyor. Hiç değişmiyor. İnşallah değişir. Hani bundan ders alınır. Bunun nasıl oluştuğundan ders alınır. Bir daha olması engellenir. Yani bu coğrafyada mutsuzluklar bitmiyor. Evet. Maalesef. Çeşitli şekillerde tekrarlanacaktır. Aynı mutsuzluk. İnşallah olmaz. Ne diyelim abi? Ne diyelim? Markafoni'den başlayacağız. Çünkü daha önce kapandığını haber yapmıştık. Ama geri geliyor. Select firması. Yine Cafer Mahiroğlu diye bir girişimci var başında. 15 milyon dolara satın alıyor Markafoni'yi. Bu cumada yani bu gündemi çekerken de siteyi açıyorlar. Hakikaten gelersen şu anda bu girişimin haberi var. Evet, faaliyete geçiyorlar. Vallahi hani öbürleri neyi yapamadı da yeni alan ne kendine yapacak? Güveniyor herhalde. Çünkü yani az buz para değil yani tabii. İnanılmaz bir para. Bu alınan para bir de diyor ki bu kadar yatırım yapılacak. Yine 600 personelmiş daha önce Markafoni. Yine o miktara yakın insan istihdam edilecek falan diyor. Büyük sözler var yani ortalıkta. İlginç. Bir mağazalar falan da açmıştı Markafoni fiziksel olarak. Evet. Yani bayağı pahalı şeyler satıyorlar. Belki senin dediğin gibi hani bir takım hatalar yaptılar yatırım kararlarında ilerlerken. Belki şimdi o hatalar yapılmayacak. Düzlüğe çıkacak belli olmaz. Ve zaten bir potansiyel görülmese de bu kadar yatırım yapmaz kimse. Gerçi şimdi birazdan bir Verto konusu konuşacağız. Yani o yatırımlar, satın almalar bazen, falan her evet, zaman bizim doğru. Basit, sığ düşündüğümüz gibi olmuyor. Doğru. Ben bilmiyorum. Bakalım iyi olur inşallah. Yine çünkü yani insanlara iş demek bu. Hani baktığın zaman. Ya şimdi Markafoni gibi şey, şimdi hepsi burada gibi bir firmada. Hı-hı. Sen bir şey alacağın zaman gidiyorsun, oradan aratıyorsun, çıkıyor, alıyorsun, almıyorsun ya da. Keyfin bilir. Markafoni gibi şeyler kapalı devre, network pazarlama, üyelerine satıyor. Şimdi orada şöyle bir durum var. Ya tezgahına güzel, cazip şeyler bulup koyman lazım. O da hani senin başarını belirleyen şeylerden birisi o. İşte o süreç aksadı mı, ne oldu? Evet. Benim tek bildiğim şu. Markafoni ve benzerleri için delice bir heyecan görüyordum ben. Hmm. Çevremdeki insanlarda, alışveriş edenlerde. Bir süre sonra o heyecan bitti. Hmm. İşte ne oldu? Onu bu milyon dolarları yatıranlar herhalde araştırmıştır. Umarım. Evet. Neyin ters gittiğini çözmüşlerdir. İnşallah. Herhalde. Oger Telekom kredi borçlarını ödemediği için Türk Telekom'da yönetimi bile kaybedebilir diye bu hafta bir haber onlardan çıktı. Onlardan hep kötü haber geliyor evet, zaten. Evet, şu anda bizim Telekom'u alan Öger Telekom borçlarını ödemekte, kredi borçlarını ödemekte zorlanıyor. Bu yeni bir haber değil zaten. Artık bizim hazine demiş ki ya bunu bir çözün. Çünkü yapılan anlaşmalarda borçlar ödenemediğinde ne olacağı da yazıyor. Evet. Ve hani yönetim kurulunun feshedilmesi gibi bir durumu var eğer bu borçlar ödenemezse. Yani vatanına geri dönecek gibi gözüküyor Telekom. Bakalım böyle buradan giderse. Buradan biz zararlı çıkarız. Buradan en de sonunda biz zararlı çıkarız yine. Bakalım ne olacak. Bu Araplara sattılar bu telefonu, Telekom'u ama adamlar iflasta. Evet. Dolayısıyla hiç hayırlı haberler gelmiyor. Evet. Bir de böyle durumda olan Telekom hala tekel aslında bir yandan. Hala yatırım bekliyorsun.
İşte evet, fiber döşemesini falan bekliyorsun. Bir yandan da işte adamlar krizde. Uzan ailesinin satın aldığı Vertu iflas açıkladı. Evet, daha iki hafta mı ne olmuştu? Bu firari mi Türkiye'de herhalde? Evet. Firari durumdaki Uzan ailesi gayet varlıklı bir şekilde dünyada yaşamlarını sürdürüyorlar. Nokia'nın vakti zamanında kurduğu Vertu sadece pahalı olması için yapılmış telefonlar üretiyor. Yani bir teknolojik falan hiçbir yönü yok telefonların. Evet. Sadece yok gümüş katmalı, tabii, tabii, altın gömmeli, yok elmaslar, pırlantalar kaplı falan filan, böyle telefonlar pahalı olsun diye. Bu firmayı satın almışlardı. Şimdi firma zaten 128 milyon sterlin borcu varmış. Ya. Bu borcun da hani taksidini şeyini ödemesini yapamayınca iflas durumuna düşmüşler. Şimdi alırken bunu bilmiyor muydun? Mümkün değil. Mümkün değil abi. Mümkün değil. Demek ki bilerek alındı bu. Ve bu duruma geleceği de bilindi. İşte bu üst liglerde, bu satın almalarda, birleşmelerde falan her şey bizim çok vatandaş bakışıyla baktığımız gibi olmuyor. Bazen işte böyle bilerek alınıyor. O paranın orada yok olacağı bilerek hareketler yapılıyor falan. Doğru. Bilemiyorsun. Bilerek zarar ettiriliyor kimi firmalar. İşte yok satın alınıyor, kapatılıyor falan filan. Hani bilemiyorsun. Bu da gizemli hareketlerden birisi olarak, tabii, tarihe geçecek. Demek ki bu senaryoyu istediler herhalde. Demek ki hani. Herhalde. Hayır, şey de değil ki, yani Vertu bir Nokia değil ki, süper bir marka falan ama Vertu çok küçük bir kesime hitap tabii ediyordu ki, her zaman. Ki. Zaten bir gündemi şeyi olmayan bir, evet, firmaydı. İyice yok oldu. Mobil Telekom Operatörleri Derneği faaliyete, evet, geçti. Metot. Bayağı yazılışı. Çok olan derneklere bir yenisi daha eklendi. Telekom, Türksel, tabii Vodafone. Hani, bunlar sivil toplum kuruluşları. Normalde iyi bir şey bu. Tabii ki. Ama genelde sivil toplumdan çok böyle işte operatörler güç sahipleri kuruyor bu oluşumları. Neye yarıyor da bilmiyorum. Genelde çok öyle tüketicinin yararına bir şeyler çıkmıyor bunlardan. Geçmişte o bu iletişim firmalarının kurduğu derneklerin gayet sinir bozucu ve insanlara, kullanıcıların zararına açıklamalarını izledik yakında. Bakalım şimdi, demek ki mobil operatörler hani kendilerini, var olan oluşumların kendilerini tam temsil etmediğini düşünüyor. Hı-hı. Kendi derneklerini kurmuşlar. Ya da bir yandan da şey de düşünebilirsin, amaçlarından bir tanesi o. Şimdi müthiş bir fiber kavgası var aslında bu firmaların arasında ve bunlar, evet, yüksek sesle söylenen şeyler. Evet. İşte ya o kablosunu paylaşmıyor, bana döş ettirmiyorlar falan filan derken belki bu anlamda bir olumlu bir şey çıkar burada. Umarım ya, yani çünkü şöyle gidilecek daha çok yol var. Yani operatörlük dediğin işte şu telefonun çalışabilmesi, şu tabletin çalışabilmesi değil. Değil. Bunun ötesinde de bir hizmet sunulmuyor. Yani sinema bileti veriyoruz gençlere falan, böyle saçma sapan şeyler. Ya başka, ben ne bileyim, mesela şey istiyorum hani, bir adamım, şimdi böyle bir şey varsa çok şaşırırım. 3 tane hattım var, kotalarını birleştirelim, havuz olsun. Var mı böyle bir şey? Ben duymadım. Yok. Şey yok. Mesela yurt dışına gittiğimizde sen de biliyorsun, biz bazı yerlerde data hattı aldık. Evet. Konuşma yok, sadece internete bağlanmak için hat. Fiyatı ona göre. Benim bildiğim burada öyle bir şey yok. Data i̇şte var, yok, galiba. Yok, daha başka bir sürü de, daha başka da bir sürü. Hadi o varsa başka bir şeyler yok. Biz tüketici olarak bu hizmetlerin artmasını istiyoruz. Seçeneklerin artmasını istiyoruz. Evet. Onlar da artık bilmiyorum. Hadi. Şimdi devletle bir şey yapacaksan, devlet kişi olarak seni çok ciddiye almıyor. Hı. Çok ciddiye almıyor değil, muhatap almıyor. Genelde böyle bir işte dernek, bir çatı gerekiyor. Şey var, şimdi sen bu hizmetleri söylerken biz biraz da İstanbul'da olduğumuz için şanslıyız. 4.5G diye bir şey geliyor, biz hemen kullanmaya başlıyoruz ama tabii, bu hizmetlerin gidemediği de bir sürü yer var. Tabii ki. Altyapıları hiç olmayan yerler var. Onların da talepleri altyapı gelsin, işte internet kullanalım seviyesinde bazıları da. Öyle, öyle. Hizmetlerin ulaşması da bir, evet, gerekli bir mesele.
Turkcell demişken onlarda da T80 çıktı bu hafta. T40 ile başlayan seri. Ben öyle hatırlıyorum. T40'dan ötesini hatırlamıyorum. T40 ile başlayan seri 80'e kadar çıktı. Bu sefer metal gövde falan. Hı. Yani zaten o T serisinde bir hep bir ilerleme oluyor. Yine yükselmiş gibi çizgi. Evet, Snapdragon'un 435'i var bunda. 2 GB RAM'i var. 16 GB depolaması var. O biraz az ama işte micro SD ile falan ekleniyor. 1300 liraymış. Şimdi binlerinin üzerinde. Üzerinde. Yani bu 1300 lira için tabii bu donanımlar çok böyle yüz güldüren şeyler değil ama bu işin tek esprisi zaten operatör telefonunun taksit meselesi. Bunu taksitle alabiliyorsun, faturanı ekliyorsun. Yanında belki de hat alıyorsun. Tabii ki bu zaten başka yer satmıyor. Turkcell'in kendi ağında satılıyor. Baksana 49 liradan 36 ay taksit yapıyor abi. Ama bin liranın çok üzerine çıkmışlar. Evet. Bunun hakkı bindi bence. Yani çünkü 1000 liraya güzel telefonlar geliyor arada. Evet. 1300 liraya da rahat bulur. İşte 1000 liranın üzerine çıktın mı yitiriyorsun. Evet. Anlamını. Bilişim 500 ödül töreni gerçekleşti bu hafta. Bilişim bu yıllardan beri tekrarlanan bir organizasyon biliyorsun. Türkiye'nin önde gelen bilişim firmaları belirleniyor, ödüllendiriliyor. Burada da yine ilk 500 bilişim şirketi araştırması. 18. kez gerçekleşmiş. Evet. Ödüller alınmış, verilmiş. En başta Türk Telekom yine. Hı. Bir yandan adamlar borçta diyorsun, bir yandan da böyle oluyor. Tekel. 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 Başka yok ki kim alacak? Dolayısıyla hani o hakkıyla alacak o ödülleri. En büyük hacim onda. Hacim İş onda, hacmi evet. Onda. Evet, AMD'den haber var. Threadripper'ın modelleri ve fiyatları bu hafta ortaya çıktı. Ryzen Threadripper bunun tabii. Piyasa ismi. Ryzen Threadripper. Fazla uzun. Niye şimdi bu i7, i3, i5 aynen R7, R5, R3 oldu. Hı hı. Bu da R9 olsaydı çünkü Intel'de i9 diye bir şey çıkarttı. Evet, ona özel isim koyma ihtiyacı duymuşlar. Yine ama binli şeyleri var. Bunun da modelleri var. 1950X mesela. Bir tanesi. Öteki de 1920X. Ya ben bunun soketi soket bu çok beni çok bir şey düşündürüyor. Abi. Yani 4000 pin. 4094. Evet. Şimdi fiziksel olarak çok büyük. Büyük. İnanılmaz bir soketi var. 4000 pin bu anakart üreticisi için büyük sorun bunun o bağlantılarının yapılması. Zaten 10 yıldan uzun süredir anakart üreticilerinin aslında öyle kendi içinde bir mutsuzlukları var. Anakartları tasarlamak zorlaşıyor. Evet. Çünkü işte PCI Express hattı artsın diyorsun falan ama o onları böyle hani fiziksel olarak birbirine bağlanması lazım ya, ellerin. Tabii. Anakart belli. Hani bir şey bir alan üzerinde bunu yapacaksın. Katmanlar var ama o kadar kolay olmuyor iş. Hani oradan onu aşağı alt geçide aldık oradan çıkarttık tabii, falan öyle basit olmuyor. Neyse sonuçta yapılmış. 4094.000 soketiyle. 4 kanal DDR4 destekliyor. Bir de PCI Express Lane demişken bunun bir özelliği de o aslında 64 adet PCI Express Lane destekliyor. İşte X99 Yonga setiyle yeni bir şimdi AMD'de Intel'de bir üst katman çıktı. Evet. Kendi işlemci serilerine. Bu şey değil. Hani şimdi 1000 dolar işlemci. 1000 dolar. Intel'de zaten o civarda 1000 dolarda geziyordu. Dans eder. Şimdi bu kolay alınabilecek bir şey değil ama yani ben evde işte oyun oynuyorum, internette yazışıyorum falan diyen adam için şart da değil bunlar zaten. Tabii değil canım. Bunun çok tamam güzel olsa ne güzel. Hı. Ama 1000 doları sırf işlemciye verebilecek misin? Biz bir 500 dolara ne güzel sistem kurduk yazın başında. işini de görüyordu işte. Hı. Şimdi para varsa ver. Tamam. 16 çekirdek. 32 thread. He. Ama ya bunun için tarlayı satmak lazım öbür türlü. Para yağmıyorsa. Tabii.
Satma bence. Öyle zaten Inter'in de o 1000 dolarlık işlemciler için hep aynı cümleleri kurduk bugüne kadar. Bir şey değişmiyor. Burada da AMD'de de aynı yolda. Ya aslına bakarsan zaten şimdi kullanıcının şimdi X99 Yonga seti biz kaç yıl önce çıktığında kurduk işte hala geçerli hala falan ama normal kullanıcının gündemine hiçbir zaman X99 gelmiyor. Hmm. Kimse bana X99 ile ilgili bir şey sistem toplayalım falan diye sormadı bunca yıldır. Aynen. Ya da millet işte bir sistem toplayalım bilmem ne dediğinde ben ya şimdi X99 alalım demedim. Evet. O ayrı bir kategori. Ha hmm. Benim arkadaşlarım var. Onlar her zaman o kategoride sistem topluyorlar. Ama iş için kullanıyorlar. Hmm. O sistemden para kazanıyor adam. Evet. Onlar dışında ben hiç öyle hani genel oyun multimedya internet kullanıcısının bu kategoride bir şey topladığını görmedim. Bu şeye yarıyor abi. Hani biraz şov yapabiliyorsun ya. Tabii şimdi AMD'de bu yoktu. Yoktu. O yüzden AMD için Intel'den daha önemli. Kesinlikle. Şey de iyi. AMD'nin buraya koyduğu da yine şov yapmasına uygun bir şey işte 16 çekirdek, hmm. 32 4 kanal bellek ve Intel'den ucuz olduğu için biraz evet. da. Evet. Yani AMD için doğru bir hamle bu. Kesinlikle. Bu şey değil. Deli satacak bir şey değil. Amaç değil. Da o değil zaten. Evet. Amaç teknoloji şovunu yapmak, bu da liderliği almak. Aynen. AMD'nin buna çok ihtiyacı var. Çok. Çünkü özellikle ekran kartında mesela yıllardır AMD bıraktı Nvidia'ya en yüksek performans konumunu hiç kafaya da takmıyor. Ama o konum önemli. Önemli kralım tabii. Ben diyeceksin. Bir şeyinde kralı sen olacaksın. Ki o alttakileri de sattırıyor o heyecan, o rüzgar. Öyle öyle ona işte halo efekt diyorlar. Çok süper ama alınamayan bir şey. Onun hakkında sürekli konuşulması, edilmesi, hı-hı. lider olması falan şeyi sattırıyor. Tabii. Adam onu alamıyor. Benim param ona hiçbir zaman yetmeyecek diyor. Ucuzunu 40 dolarlık tabii. işlemciyi alıyor. Abi şuna baksana. Ama aynı marka. Biz bir vesileyle her hafta AMD'yi konuşuyoruz. E tabii. Ya bunlar doğru hareketler. Bakalım ya ben dediğim gibi bu işlemci de gelse süperdir. Şeydir en buraya gelmiş en yüksek işlemci hmm. olacaktır falan tamam ama satın kaç kişi satın alacak? Bizim ülkemizde ekstra zor böyle şeyler. Çok az. Çok az satılacak. Bizi ilgilendiren şey şu R3 şekillenmeye başladı. O satılacak evet, işte. Evet çünkü R3 şimdi şöyle Ryzen'ler güzel iyi hoş da Ryzen'ler. En düşüğü bile pahalı. En düşüğü bile pahalı. Şimdi R3 o şey sorunu giderecek. Çünkü zaten 4 çekirdekli. Bu biraz da hani şey yok. Bunda hyperthreading'i dengi yok bunda. Tam 4 çekirdekli. Fiyatı falan belli değil. Zaten şu an hani NDA altında birçok bilgide. Ama ucuz olacağı kesin. Hani ben herhalde 100 dolarlarda belki biraz daha altında olur mu diye düşünüyorum. Ki onun bile daha düşüğü de lazım. Lazım. O şu an o olmayacak ama o... İşte sonuçta Ryzen'in en düşüğü bile ekonomik hmm. diyemeyeceğin bir düzeyde olduğu için böyle bir 100 dolarlık evet. işlemci şart biliniyordu zaten 3 serisinde olacağı. Bunun gizli hiçbir şey yok bunun. Gelsin bakalım. Tek bilmediğim fiyat işte onu da ne zaman öğreneceğiz? Bu Temmuz'un sonunda full çıkmış olacak. Piyasada da olacak R3. O zaman göreceğiz. Evet. 27 Temmuz'da tam olarak. Intel'de 28 çekirdekli yeni Xeon işlemcisini duyurdu. İşte o da boş durmuyor. Müthiş bir şey. 28 çekirdek hyperthreading de var. Yani 56 iş dizisi. Bu şeyi söylemiştik. Xeon'larda işte Platinum falan isim değişikliği bir var. Şey olacak. Bir isimlendirme olacak demiştik. Bu en yükseği. 670 watt. Nasıl soğutuluyor? Çok merak ediyorum. Küçücük şey. Bu da dev bir şey ama yine de sonuçta hani 600 watt için hani kredi kartı kadar bir şey. Evet. Nasıl soğutuyorsun? 8000 dolar. Yani şimdi demin 1000 dolarlık işlemcileri ya. Konuştuk. Ama bu hiçbir zaman zaten eve girmesi yok. Planlanmayan bir şey. Sunucu bu. Bu sadece kurumsal pazarda. Tabii tabii. Büyük olasılıkla bunun perakende satışı da olmayacak tahmin ediyorum. Genelde pek olmuyor. Bunlar ihaleyle falan hazır sistem içinde sunuyor. Hazır sistem. Büyük olasılıkla da bir tane olmayacaktır o sistemde. Bundan birkaç tane olarak gelecektir. Yine profesyonel kullanım için. Müthiş ama yani 28 çekirdek. Bu çekirdek sayısı kısa sürede ciddi artmaya başladı. Evet. Orada bir devrim abi, yaşıyoruz. Çekirdek sayısı artıyor ama kullanan uygulama sayısı artmıyor. Sıkıntı orada.
Yatıyor boş boş işlemciler. Her uygulamanın kullanması mümkün değil. Değil tabii. Bazılarının yapısına uymuyor. O, evet, bazı uygulamalar sırayla iş yapmak zorunda. Bir önceki adımın tamamlanmasını beklemek zorunda. O yüzden doğrudan şey yapamayacaksın, doğrudan yararlanamayacaksın ama bir yandan da olumlu adımlar var. Özellikle telefonların evet çok hızlı şekilde 4 çekirdeğe, oradan 8-10 çekirdeğe çıkması birazcık uygulama geliştiricilerinin de çok çekirdekten yararlanma mantığını benimsemelerini sağladı. Evet. Yararını göreceğiz tabii ki. Ya bu zaten burada şeyde sorun yok. Bu çünkü sunucu ve benzer sistemlerde kullanılacağı için oradaki uygulamalar zaten en baştan tabii öyle hazırlanıyor. Burada hiçbir sıkıntı yok. Intel'den şöyle bir haber var. Bu doğru mu bilmiyorum ama inşallah değildir. Pentium G4560 var. İşte bizim o benim 5... en sevdiğim işlemci. Evet, herkes onu çok seviyor. 40 dolar herkes mı, 50 dolar mı ne? Deli gibi bunu aldığı için i3'lerin satışına vurmuş. i3'ler de değil çünkü 100 dolarlara hemen fırlıyorsun. Çünkü bu i3 6300 müydü? 7100 müydü? Neydi? Onunla aynı. Yani çok detaylı bir fark var. Evet. Aynı işlemci. 40 dolar mı ne? Çok ucuz abi. Ve süper, biz bununla sistem kurduk. Ben bu işlemciye bayıldım. Benim en yıllardan beri en hoşuma giden işlemci bu oldu. Herkes aynı şeyi düşündüğü için. Tabii. Hani yapılan spekülasyon bu. Intel tabii böyle bir açıklama yapmıyor da. Tabii. Deniyor ki ya bu i3'ü sattırmadığı için bunun sonu gelecek. Mantıklı yani, olabilir. Bu hem AMD'yi de bayağı zor durumda bırakıyordu. Onun da işlemcilerinin bir kısmından daha hızlı. Intel'in, ama Intel de kar edemiyor hani adam gibi. i3 yapmış, şimdi satamıyor. Aynı şeyi daha pahalıya satabilmek var. Yani aynı, evet. Niye ucuza satasın? Maliyeti aynı çünkü. Evet. Yani hemen hemen. Olabilir. Alacaksanız alın. Al işte, bunun da her günden buna dönüştü. Şimdi bunun da sıkıntısı olacak. Bu da bulunmaz olacak. Fiyatı yükselecek bilmem ne. Evet. Her günden de bir şeyin sıkıntısı bulunmayacağı konuşulmaya başlandı. Bu herhalde artık bir pazarlama taktiği midir? Nedir abi? Zaten her zaman şeyi yönetiyorlar hani. Algıyı. Arz talep dengesini tabii yönetiyorlar. Ama işte bilgisayar meraklıları için kötü haberler bunlar. Tabii. Çin vatandaşların VPN kullanımını yasakladı. Firmalara Çin hükümeti yazı göndermiş. 2018 itibariyle engelleyin diye. Evet. İnsanların VPN servislerine erişimini engelleyin diye. Tabii hani her zaman sen kendin VPN kurma durumun ya da yeni açılacak servisler bilmem ne olacaktır. Bilmiyorum hani tamamını kesmek için öyle bir protokol bazlı falan bir çözüm var mı? Şimdi o Çin şey istiyor, hani VPN olsa da yine bize bağlı olsun. Bizden izinli olsun istiyor. Ofis açsın ve versin. Ben abi Çin'de VPN servislerine zaten bağlanamamıştım geçen sene gittiğimde. Ben ama buradan yükleyip gittiğim için girdim, bağlanabildim uygulamama. O zaman da her yere girebiliyorsun hakikaten. Çin'de özgürce gezebilmiştim. Burada şey geçer, geçen haberi çıktı işte Çin fotonu ışınladı falan filan diye. Evet. İşte bu internetin önünü acayip açacak. Bir yandan da internetin önünü nasıl kapatırız düşünüyorsun. Çok tezat yani. Evet. Nasıl başaracaklar bilmiyorum. Tabii ki bir hazırlığını yapmışlardır ama. Evet. Ya tamam, belki %100 olmuyor ama çok kişiyi engelleyebiliyorsun, böyle bezdiriyorsun ya da işte teknik bilgisi yeterli olmayan adamı saf dışı bırakabiliyorsun. Ya vatandaşların kullanımını yasaklıyorsun, firmaların yasaklayamıyorsun. Çünkü firmaların şeyi var, hani adam diyor ki ben kardeşim işte bilmem ne Brüksel'deki merkezime bağlanıyorum ve bunun güvenli bir bağlantı olması lazım. VPN'i kullanacağım diyor. Çünkü geçmişte bu tür olaylar olduğunda bazı firmalar şey demiş, biz gideriz demiş. Hani batılı firmalar, Çin'de iş yapan, bunu izin vermiyorsan. Çünkü adam diyor ki sen işte Brüksel'deki merkezine mi bağlanacaksın? Normal internetten bağlan herkesle birlikte. Tabii. Kabul etmez firma. Etmez tabii. Kendi özel şifrelemesi var, güvenlik protokolleri var, o su var, bu su var. Abi biz hep söyledik, VPN yasak aşma aracı değil. VPN güvenlik sistemi aslına bakarsan. Ama işte ama o vatandaş şeyde yaramış olarak oluyor düşünürsen senin yasak aşmanı sağlıyor. İlginç bir durum. Evet. Geçen haberini yapmıştık. Google'ın backup and sync uygulaması girecek diye. O
şu an download edilebiliyor. Başladı. Şey yapıyorsun zaten, onu kuruyorsun. Mesela bilgisayarına telefon bağladığın zaman çıkıyor aradan hemen, abi yedekleyeyim mi diye. Mantıklı, çünkü sana daha çok yer harcatacak. Sen bu sefer daha çok yer satın alacaksın buluttan. İşte masaüstü içinde bütün dosyalarını otomatik olarak Google'ın bulutuna atıyor. Sen arka planda çalışıp sürekli güncelliyor. Tabii Türkiye gibi upload'ın sorun olduğu ülkelerde zaten böyle zor bir şeyi kullanamazsın. Çünkü devamlı senden veri gidecek. Ama hani giden veri konusu zaten bir sürü kişiyi tedirgin edecektir. Evet, o ayrı bir tartışma. O ayrı bir tartışma. Ama mesela yani ne bileyim, çok sık ben yani verimi kaybettim diyenlerin çoğunu konuştuğum zaman altından fotoğraflarının silindiği ortaya çıkıyor. Bir çocuğun fotoğrafları gitti diyor. Hani o tip küçük dosyalar için iyi aslında. Bizim upload ona da yeter. Yedekleme otomatik olmazsa hiç olmuyor. Olmuyor. Evet. Bunun arka, şimdi klasörü seçiyorsun. Bu aslında gayet kullanılabilir çok, bir çok şey. Çok tabii ben kullanıyorum. Klasörü seçiyorsun. O klasörü yedekliyor. Sen de işte My Documents bilmem ne klasörünü seçeceksin. Oraya her, eğer o klasörden çalışıyorsan o klasöre her bir şey attığında o da otomatik yedeklenmiş olacak. Güzel bir şey. Şey varsa herhalde vardır, Dropbox'a var çünkü. Dosyanın geçmişini tutuyorsa kriptolama yazılımlarına karşı da bir güvenlik oluşturur. Evet. Çünkü eski sürümünü çağırabilirsin oradan. Dropbox'ta bu özellik var. Hatta hani kimi mağdur olan arkadaş falan varsa hani web arayüzünde Dropbox'ın aslında şeyi görebiliyorsun. Bir dosyanın önceki halini görebiliyorsun. Hani şifrelenmeden öncesine erişebilirsin. Ama yedek alıyorsan işte alıyorsun. Dropbox'a tabii. Aynı bu Google'ın sunduğu servis gibi falan filan. Evet. Google'ın yapay zekası DeepMind ile ilgili bir video yayınlandı. Şöyle ortamı hazırlıyorlar sanal ortamda. Bir ragdoll gibi bir şey yapmışlar. Çok basit bir grafik. Ve diyorlar ki ya, kendi kendine biz hiçbir şey söylemeyeceğiz. Bu yürümeyi öğrenecek bu ragdoll. Biz deniyor. Zaten videoda görecekler. Önüne engeller de çıkartıyorlar. Aşamıyor mesela engeli. Deniyor. Bir seferde bir defa artık denemelerinden birinde aşabiliyor. Bundan sonra aynı engel çıktığı zaman takılmıyor. Ve en sonunda ortaya hakikaten biraz tuhaf görünüyor ama koşabilen, yürüyebilen bir ragdoll çıktı. Yapay zeka kendi kendine öğrenmiş bunu. Acayip bir şey. Ya bu bunun yazılım bazında aslında uygulamaları yıllar öncesinden vardı. Web appleti olarak öyle hakikaten hani yürümeyi öğrenen robot ekranda. Milyon kere deniyor. Şey olanları belki hani biraz ümit verenleri ayırıp başka parametrelerle tekrar deniyor. Sonunda yürüyor. Evet. Ama deneyerek işte. Düşe kalka. Burada zaten öğrenmiş halini biraz videosunu çekmişler. Biraz tuhaf gidiyor dediğim gibi ama insan gibi gidiyor sonuçta. Ama tabii sen en başta senin ortaya koyduğun şablon, maket insan olduğu için. Tabii. Şey de denemişler. Örümceğe benzeyen yapı da var. Onu da öğretiyorsun. İşte o da atlıyor, zıplıyor, ediyor. Windows Phone 8'den gidenler derken 8.1'in kendisi resmi desteği sona ererek hayatımızdan çıkıyor. Şimdi yazılım bazında da o, biz uzun zamandır haberini yapmadık. Bir sürü yazılım gitti. Evernote mu ne gitmişti en son? Bu hafta bir şeyler daha gitti de ben artık not etmedim. LinkedIn falan gitti bildiğim kadarıyla. Yazılımlar zaten desteğini kesiyor. Zaten aslına bakarsan Windows Phone'un 8.1'i bırak, onu da dahil et. Her telefon. Ben bugün kontrol ettim. En son telefon 2010, Microsoft'tan çıkan en son telefon 2015'te çıkmış. Yok. 950'ler. 2 sene. Zaten bunun bir desteği, bunun yaşadığını söylemek zor. Bu ölmüş durumda. Yani bu şeyde bile değil, bitkisel hayatta falan değil. Yani Windows Phone ölmüş durumda. İşte şimdi Microsoft'ta ufak ufak desteği. 8.1'e resmi desteği kesiyor. Ama bir sürü telefon 8.1'de mahkum kaldı. Mahkum kaldı, sorun o zaten. 10 gelmedi bir sürü telefona. 10 gelenler içinde de ayrı bir bölüşme oldu. Kimilerine bu en son onlar gelmedi. Hardware'i yeterli olduğu halde. İşte... Ya bundan sonra bu trajedi, yani başka şey yok burada. Hep kötü haber olacak. Ya şunu adam gibi çıkıp biz bunu komple bıraktık deseler de işte, bir rahatlasak. Hala arada sırada yok işte en süper mobil cihazı yapacağız falan gibi bir şeyler söylüyorlar. Kimse inanmıyor. Amerika'da
net neutrality ile ilgili bir etkinlik vardı ayın 12'sinde. Şimdi orada şöyle bir tehdit var. Bu servis sağlayıcılara fazla yetki veren, daha doğrusu şöyle, hatlarını istediği şekilde pazarlamasını sağlayacak olan, işte ben parayı verene öncelik verecek. Yani servis sağlayıcılar bütün dünyada şeyden çok rahatsız. Şimdi Türkiye'de de bunu bazen Binali Yıldırım falan bakanken söylüyordu. Tabii. İşte sen bir hatlar çekiyorsun, bu telefon şebekesini işletiyorsun. Ama işte YouTube diye bir firma video yayınlıyor. Senin o hatlarından onun verileri gidiyor. Ben de evde seyrediyorum kedi videosunu. Hı hı. Şimdi şey deliriyor firmalar, o şebeke firmaları ki bana bu hizmeti bedava sunmadığı halde o YouTube işte şu kadar para kazandı falan haberler çıkınca bu firmalar çıldırıyorlar. Biz de isteriz hani benim hattımdan geçti datası falan. Mesele bu. Diyorlar ki YouTube'da para versin. Ben zaten abonelik parası, servis parası 1000 tane ödüyorum. Yok, YouTube'da para versin diyor, benim hattımdan geçiyor diyor. Ve bunun için deli gibi baskı yapıyorlar. Yani burada istedikleri senin evine şey olmayacak. Ha, sana şöyle zarar olacak. Diyor ki YouTube para vermiyorsa yavaşlatırım diyor. Evet. Para vereni hızlandırırım diyor. Seni de tehdit edecek olan evinde şey evet. Bu. Netflix'ten film izliyorsun. Bir Netflix'i yavaşlattı mı yandın. Hı hı. İzleyemeyecek hali. 240p izleyeceksin çözünürlüğü. İşte net neutrality bu. Şimdi net neutrality yani A tarafsızlığı. Çünkü en başta bu tür şeyler kurulurken tabii ki biraz da internetin falan bu kadar oturmamış olması sayesinde denmiş ki firmalar böyle bir şey yapamaz. Şeyi para verene hızlı erişim, para vermeyeni yavaşlatırım, vanasını sıkarım falan en başta böyle bir şey yapılamaz denmiş. Hı hı. İşte firmalar tabii bugün milyon dolarlar harcayarak kulis faaliyetleri yapıyorlar. Bu iş işte bozulsun, bizim istediğimiz gibi olsun. Parayı verenin düdüğü daha kuvvetli çalsın istiyorlar. İnsanlar da direniyor. Fakat teknik bir konu olduğu için tabii ki hani burada şimdi sen hükümet, siyasiler falan bazında bir destek bulmak, derdini anlatabilmek falan zor. Amerika'da yıllardır bunun mücadelesi sürüyor ve şey... Hani en sonda işte bu geçtiğimiz hafta yine bir aktive oldu insanlar, hı hı. Bir ayaklandı. Çünkü sebebi şu, 2015'te bunun ne insanlar lehine bu yasalar biraz değişmişti, konu kapanıyordu. Trump geldi, onun FCC'ye atadığı kişi yine birazcık firmalar lehine değişiklikler öne süreceğini söyledi. Trump hep otur. Evet. Faali icraat yapacak. FCC de demiş ki yani böyle bir çalışma var. Hani siz de fikrinizi belirtin yorumlarınızda. Tabii bu biraz da bu yüzden herkes örgütlendi. 5 milyonun üzerinde e-mail yollanmış. Evet. Buna tepki gösteren ki buna şeyler de katılıyor. Bütün Facebook'u, Twitter'ı herkes bunu destekliyor. Tabii. İnsanları destekliyor. Tabii. Ama ne olacak belli değil. Yani bu oldu diye vazgeçilecek falan değil ama genelde hani insanlar oralarda çok bastırdığı zaman bir şeyler elde edebiliyorlar. Bakalım ne olacak. E-mail göndermekle çünkü pek adam, bir şey olmaz ama bir şeydir, bir başlangıçtır, bir farkındalıktır. Seçmen. Tabii. Evet işte seçmen olması durumu var. Bizde durum daha kötü çünkü bizde dediğim gibi bu konu teknik bir konu ve anlaşılması zor bir konu olduğu için bizde bakan kendi ağzıyla bunun zamanında Binali Yıldırım bakanıyken bu işlerin. Kendi ağzıyla diyordu benim hattımdan Twitter para kazanıyor böyle şey olur mu falan diye. Tam o net neutrality'nin şeyini, karşıtlığının söylemini kendi ağzıyla söylüyordu. Bizde daha zor ama neyse ki biz hani internetin bu dev firmaları bizim ülkemizde olmadığı için biz daha böyle şu anda kenardan seyrediyoruz. Evet. Ama bu bir yerde kırıldı mı bir hafta sonra senin de gündemine gelir. Gelir. Senin de gündemine gelir çünkü sana der ki işte... Telekom firması, siz de video yayınlıyorsunuz, para kazanıyorsunuz bilmem ne, bizi de görün. Hmm. Yoksa yavaşlatırım sizin videoları. Evet. Hani tüketicinin de hani tüketici şimdi şey diyebilir, bana ne diyebilir ama şöyle bir durum var. Böyle bir durumda YouTube tamam parayı verir yine yayınlar, Google yine yayınlar, Dailymotion bilmem ne, Netflix hayatına devam eder. Ama hani TeknoSeyir bitkisel hayatta belki yarı sürünür, yarı yaşar, ne kadar yaşıyor zaten tartışılır, devam eder. Ama küçükler, amatörler biter. Hı hı. Çünkü adama diyorsun ki video mu yayınlayacaksın, üzerine bir de para ver. Ne adam çekmiş orada işte bahçedeki
çiçeklerin açmasınız videosunu yapıyor. Bu da üzerine bir de para mı verecek? Onlar amatör video yayınlayanlar, işte kısa film çekenler bilmem ne, komple gider. Hı hı. Tüketiciyi de ilgilendiren bu. Ki şu anda bile biliyorsun insanlar videoları YouTube üzerinden öyle yüksek çözünürlükle 1080p 4K hatta izleyemediklerinden çok yakınıyorlar. Tabii ki. Hatları izin verdiği halde yani. Tabii teknik ki. Olarak. Hani o YouTube'un vanasının kısılması ayrı bir mesele. Evet. Hani yok deniyor ama çok basit şekilde VPN'le falan test edildiğinde var. Hı. Hani sen doğrudan bağlanıyorsun. Bağlantı hızın şu. VPN'le kulağını testten göndererek YouTube'a bağlanıyorsun ve daha hızlı geliyor data. E tamam, hani bir şey var burada, bir gariplik var. Neyse, hadi dağılmasın, o başka bir evet. Kriz. Viking firması 50 TB SSD SAS disklerini duyurmuş. SSD yapmış, yüzünde yolunu hazırlıyor. Tabii bunlar çok öyle hızlı değiller. Ama 50 TB. 50 TB. Yani. Ve normal şey işte SSD 3.5 inç tabii. Fiyat açıklamamışlar. O pahalı olacağı kesin de. SAS bunların ara birimi. Bizim masaüstü bilgisayarlarımızda karşımıza çıkmayan. Evet. Bir ara birim. Serial attached SCSI. Hızı çok yüksek değil ama işte olayı 50 TB. Tabii. 25'lik modeli de var istersen. Çok yüksek değil derken de yine SSD hızında, hani o kadar da küçümsemeyelim. Yani SATA hızında. SATA hızında. 500 MB okuma falan. Evet. Hani şey. 100 TB'a hazırlanıyorlar. Üstelik bu şeyler, bu SSD'ler öyle 3D'nin falan, hani 3D NAND yongalarının falan en yüksekleri falan kullanılarak yapılmış yok. Şeyler değil. Bu normal MLC tabii. Yongalarla yapmışlar. Zaten biliyorsun geçenlerde konuşuyorduk. Yüksek performanslı olanların da bulunamama sorunu var şu an. Tedarik sorunu var yani. Ama şey de var. Bir sürü de hani yeni teknolojiler var. Onu karşılaması umulan. Toshiba flash bellekte kapasite ve hız arttırıyormuş. Evet işte durma. Toshiba her hafta yeni bir şey çıkarıyor. Şey çıkartıyor. Burada da yine bu çekirdekleri, yongaları üst üste koyma noktasında yeni neydi? TSV miydi? TSV. TSV bu True Silicon Wire. Bu üst üste konan yongaların birbirleriyle konuşması ile ilgili bir mesele bu. Şimdi anakartlar aslında 4 ve fazlası katman. Hem üzerine baktığın zaman devre elemanları vardır. İşte bağlantılar, yollar vardır falan. Bazı yerlerde böyle üzerinde devre elemanı olmayan yuvarlak noktalar vardır ya da lehim noktası gibi şeyler vardır. Şimdi onlara vaya deniyor. O katmanlar arası iletişim noktası. O alt katmana geçiyor oradan sinyal ya da tam tersi. Hatta 3 alt katmana tabii. geçiyor durumuna göre. Bu da onun işte yongalara uyarlanmış hali. Birbirleriyle çekirdek üst üste konan çekirdeklerin konuşmasını sağlıyor. Şeyi çok arttırıyor. O kapasite yani şöyle hedef 1 terabayt. 1 terabayt flash yongada. Evet. Bir yongada ve şeyi düşün yani ne olacak işte 16 terabayt USB 16 demeyeyim yani ama zor. İşte 4 terabayt USB stick 4 tane yongayla hiçbir şey, adam sana onu eşantiyon verecek. Bir gün öyle olacak. Bu demin konuştuğun 50 terabayt SSD 500 terabayt olacak. Evet. Belki. Ya zaten işte bu flash'ta kapasitenin deli gibi artacağını bu sene içinde bazı sektörden dostlardan da öğrenmiştik. Geçtiğimiz haftalarda da tekrarladık aynı şeyi. Hep ona işaret ediyor. Toshiba'nın da flash bellek bölümünün satılması bir yandan söz konusuyken sürekli de bu konuda geliştirmeye devam etmeleri de güzel. Evet. Bir yandan ama işte o da değerini arttıran bir şey firmanın. Öyle ama bir türlü satış işi bitmedi. Logitech'ten bir haber var. Kulaklık üreticisi Astro'yu satın almışlar. Evet, Astro Gaming diye bir firma. Bu Astro... Yani konsol, Türkiye'de yok benim bildiğim. Ben görmemiştim. Pek aslında hani çok duyduğumuz bir firma değil. Tabii Astro Gaming olunca bunu e-spor takımı falan zannediyorsun. Daha çok konsol için evet. kulaklık üretiyorlarmış. Türkiye'de zaten konsol dedin mi hemen 20 basamak düşüyorsun.
gördüğü ilgi, hacim anlamında. Dünyada önemliymiş ama 85 milyonluk firma ya, 85 milyon dolarlık firma. Biz adını duymamışız. O bizim hatamız demek ki. Logitech de tabii bazı bu oyun falan arenasında güçlü olmaya çalışıyor. Sürekli bir şeyler yapmaya çalışıyor ama Logitech hep tabii bir sürü insan için klavye mouse firması. Öyle. Böyle işte markayla aşmaya çalışıyor giremediği yeri. Şey de öyle, Kingston mesela HyperX oluyor ve Kingston'ın lafını etmemeye çalışıyor gibi. Öyle öyle. Çünkü bazı firmalar çok fazla işte işle, çalışmayla, sıkıntıyla özdeşleşmiş. O adam, artı şu da var. Logitech gibi firma normal iş yaptığı arenada da öyle işte şey fazla işte kırmızı çizgili 16 milyon renkli mouse falan yaptığın zaman senin o işine zarar veriyor. Hmm. Çünkü sen işte İş Bankası'na 10 bin tane klavye satacaksın. İşte senin broşürlerinde şeyler var. Master Chief ateş ediyor birilerine bilmem ne. O da olmuyor. Olmuyor. O da olmuyor. İşte o şey iyi oluyor o yüzden. Ayırıyorsun birbirinden. Bu arada sen oyuncu demişken ben madde eklemeyi unuttum. Bu hafta Alienware'in Türkiye'de sunumu, lansmanı vardı. Ben oraya gittim geçen gün. Alienware'in oyuncu bilgisayarları, yani oyun markası olarak akla gelen ilk markalardan biri ama Dell'le şu anda hani beraberler. Dell aldığı için evet. Türkiye'de yok değildi Alienware ama hani çok arka da plandaydı. Arka plandaydı. Şimdi işte ön planda olacağız artık diyorlar. Biraz daha hani şeydir. Mesela en sinir olduğumuz şey, tam bir laptop beğenirsinde ya o Türkiye'ye gelmiyor denir ya. İşte bu burada biraz daha anladığımız kadarıyla esneklik sağlanacak. Biraz daha hani talebe uygun cevaplar verilecek. Ya zaten şimdi bu ekran kartı bulunmuyor, o bulunmuyor, bu bulunmuyor ortamında oyun laptopları daha bir anlamlı seçenek olarak eskisine göre daha cazip evet. duruma geldi. Çünkü toplayamıyorsun sistemi. Hı hı. Ekran kartı almak istiyorsun yok ya da saçma sapan fiyat isteniyor. Alternatif yok, çözüm bir tarih yok, yok çözüm anlamında. Yok. Ne yapayım, hiç olmazsa GTX 1070'li, 1080'li oyun laptopu var. Şeyi performansı tatmin edici. Edici. Alırsın yani. Ben yakınımda bir iki kişiye şey dedim, onu dedim hani hazır sistem toplama yerine hazır al. Hı hı. Yok. Bir de şey var, senin dediğin gibi hazır sistem. Yani belki adama şey satamıyorsun, laptop ben istemiyorum, masaüstü bilgisayar istiyorum diyor. Onun da hazırları var artık. İçinde 1060'lı, 1070'li. Bulabiliyorsan onu al. Evet. Çünkü yok. Hani işte ekran kartı bir dünyada şimdiye kadar görmediğimiz garip bir duruma geldik. Ekran kartı yok. Geçen hafta biliyorsun Niyazi Saral buradaydı. Biz evet. onunla da konuştuk bu konuyu. Var mı dedim bir umut? Yok dedi hani bu böyle. Ve dedi ki fiyatlar artabilir dedi hani bu, çünkü devam eden bir şey. Tabii. Şeyler de çözmüyor işte. Çok çok sınırlı adette. Bu şeyler satışa çıkmış bu arada. Mining için olan ATI ve mining kartları Nvidia da, ve AMD kartları tabii, çok düşük adette geliyor abi. O kartlar ekran kartı çıkışına sahip değil. Bazıları değil evet. Dolayısıyla bir ikinci el değerleri yok. Doğru. Onu normal yani, alıp çalıştıramayacaksın onu, çıkışı olmadığı onu için. Onu alıp da evinde hesaplama yapacak falan dersen alırsın da o Nvidia'nın işte Tesla'ları falan da öyleydi. Ekran tabii. kartı çıkışı olmayan ekran kartlarıydı. Ya şunun grafik çıkışı olmayan. Önemliydi. Hani bazıları şeye umut bağlamıştı. Ya bunlar gelirse bizi rahat bırakırlar oyuncu ekran kartlarını yok. Diye. Öyle bir şey olmayacak yani yakın zaten zamanda. Zaten bir de şu var. Bellek yok. Yonga yok. Hani o kartların da kullandığı bellekler senin yine oyun kartında kullandığın bellekler. Tabii. Oyun kartındaki Yonga. O kartların bir tek numarası şu. Hani fanı, soğutması falan. Biz şey demiştik ya geçtiğimiz haftalarda. Ekran kartı dediğin şey 7 gün 24 saat çalışacak şekilde Hı-hı. üretilmiyor. Tasarlanmıyor. Hı-hı. Bunlar öyle tasarlanıyor. Fanı, soğutması kendine evet. göre. Çünkü Niyazi Bey de belirtmişti. Bu kart böyle 7 gün 24 saat mining için kullanılan kartlarda genelde soğutma İlk oradan İlk, patlıyormuş. İflas ediyor diye. Ona göre fan şey kullanılmış. Evet. Ama ona rağmen de 3 ay garantisi o kartların. Onu da söyleyelim yani. Ya özel bir statüleri var. Evet. Makine parçası. Gibi geliyor tabii. Statüsünde geldikleri için. Yani onda şey iddia normalde edemezsiniz. Normalde hani o 90 gün garanti diye Türkiye'de bir şey yok ama bu özel bir evet. statü olduğu için öyleymiş uygulaması. Uygulaması öyle ama Türkiye'de çok az adetle gelmiş. Ama daha bilinmiyor da bilinmiyor çok fazla. Birazcık, evet. Bir de şu var. Bulunsun o fiyat kart fiyatlarını yükseltenler onları alır. Alır tabii.
Yani yeter ki olsun. Şu anda bilmiyorlar. Demek ki hani daha oraya gelmedi ilgileri. Çünkü artık GTX 1000 serisini falan bırak. Herkes ikinci ellere saldırdı. Hı-hı. Daha önceki, iki önceki neslin ikinci ellerine saldırdı. Ekran kartı kadar hissedilmese de özelliğinden dolayı bir kriz de güç kaynağında yaşanıyormuş. 1000 watt güç kaynağı yok piyasada. Dünyada 850 watt'tan yukarı iyi güç kaynaklarının, tabii hani öyle etiketle yapılmış güç kaynakları yok, değil, bir sıkıntısı olduğu söyleniyor. Normal, çünkü o kartları çalıştırmak için güçlü ve bir sürü kablosu olan güç kaynakları lazım. İlginç işte, her şeyin yokluğunu yaşıyoruz. Yaz başında bu çılgınlık başlamadan sistem kuranlar mutlular. Ama hani ya şimdi yaz, işte okullar da kapansın, ben de bir sistem kurarım diyenler ya, için çok üzgünüm. Çünkü tam yaz da geçiyor, tatil de geçiyor. Adam sistemi kuramayacak. Sen diyordun ya hani laptop öneriyorum diye. Ben de açık söylemek gerekirse konsol alın diyorum, ne yapayım? Evet, konsol daha anlamlı bir hale gel. Çünkü alabiliyorsun hiç olmazsa evet, ve çok para da değil. Hani karşılaştırdığında, karşılaştırdığında çok para da değil. Yani bir ekran kartına ki 400 dolar olmuş şey abi, de değil, en yükseği de değil. 480. İşte bir ekran kartına 2000 küsür lira vereceğine 1500 liraya konsol al, kalan parayla oyun al, yaz öyle geçsin işte. Evet. Yaz öyle geçsin. Ve çünkü bak, hani bir 2000 liraya 1080 almıyorsun. Evet. Bir de. Aynen. Orta karar bir şey alıyorsun. Yani normalde almayacağın kartı alıyorsun. Evet. Ve şey var bak, bugün yeni bir konsol aldığın zaman geriye kalan bir sürü muhteşem oyun şu anda ucuz, çok ucuz eskidikleri için. İkinci elden oyunları toplarsın ya. O da var. Hani yeni giriyorsan bu dünyaya ikinci elden toplarsın oyunları. Hı-hı. Oynarsın hani, yaz geçiyor, tatil geçiyor, bitiyor ya, işte okul açılacak, oynayamayacaksın. Evet. Konsolla yaparsın bu işi. Dediğim gibi hani ekran kartı o kadar pahalı ki o kalan parayla zaten oyunu da alabiliyorsun. Doğru. Bu arada konsol demişken bu hafta bir haber yayınlandı. PlayStation 5'in çıkış tarihi belli oldu diye utanmadan yazan yerler oldu. Öyle bir şey hiçbir şekilde yok. Birisi analiz yapmış abi. Demiş ki bir yerden şey öğrenmiş. Bir PlayStation'ın hani Sony'den bir açıklama şey demiş. Yani PlayStation 5 olacak diye bir haber var. Ama adam da demiş ki ya, oturmuş hesap yapmış. Demiş ki ben 4K 2019'da iyice yayılacak. O zaman çıkartırlar diye bir analiz yapmış adamın biri. Bizim akıl yürütme. Onu PlayStation'ın 5'in çıkış tarihi belli oldu diye belli haber yapmışlar. Diye haber yaptılar. Böyle bir şey yok. Şey yok. Evet. Ama çıkabilir. Çıkabilir. 2019 çünkü mantıklı bir tarih. Çünkü şöyle bir durum var. Bu sene işte Scorpio çıktığı zaman PlayStation Pro üzerinde, 4 Pro üzerinde bir baskı oluşturacak. Çünkü Pro'nun tabii, gücü 4K'ya ucu ucuna yetiyor. Evet. Scorpio'nun gücü 4K'ya tam yetiyor. Yani tamam, yine ideal değil ama daha Pro fazla kadar yetiyor, zorlanmıyor. Evet. Şimdi bu bir baskı. Tabii Microsoft'un tek kusuru elinde güzel oyunlar yok. Evet. Çeşitli özgün oyunlar yok. Doğru. Ama tabii ki bunun PR'ını yapacak, öyle yapacak, evet, böyle evet, yapacak, karşılaştırmalı testler yaptıracak, bir şeyler yaptıracak, kullanacak. Bu PlayStation üzerinde baskı oluşturacak, hı-hı, tabii ki. Kendisi de Sony güzel televizyonlar çıkarttı, işte OLED'e geçiyor, bilmem ne yapıyor. Şeyi de gördü firmalar, ikisi de Microsoft da Sony de, iki de bir konsol çıkartınca da oluyor. Oluyor, 10 senede insanlar, bir çıkartmak lazım değilmiş. Evet. 2 senede bir çıkartıyorsun, herkes yine alıyor. Hı hı. Dolayısıyla PlayStation 5 gelir yani, niye gelmesin? Niye gelmesin? Niye gelmesin? Pro geldi işte, hayatta evet, olur mu öyle şey falan diyorduk. Geldi. Öbüründe de Scorpio geldi. Hı. Geldi diyelim. Geldi diyebilirsin, doğru. İşte demek ki artık konsol öyle 10 yılda bir çıkan bir şey değil. Evet. 2019 da mantıklı bir tarih de, işte bunun haberini o şekilde yapmamaları lazım insanların. O işte kutusu görüldü diye haber yapanlar tabii ki bunu atlamayıp boşver, ne olacak? Yıl sonunda ödül alırlar. Kesin. Habercilik ödülü falan alırlar üniversitelerden. Doğru. Geçmişte olduğu gibi. Abi Gangnam Style 5 yıl olmuş ya. Biz burada hatta birazcık da tiye almıştık da Kore Severler Derneği mi bizi kınamıştı? Neydi, evet, öyle bir Kore şey yaptı. Kore Kültürünü Sevenler Derneği mi ne bize çok kızmıştı. Ya evet, oluyor canım. Biz geçmişte ne basın mensuplarına Kayaşehir'den ev işte verilmesi kolaylık değil de kolaylık indir, hı, şeyle indirim ödemede doğru, kolaylıklı ev kampanyası falan devlet öyle bir şey TOKİ duyurmuştu. Kayaşehir nerede dedik hani, ya hiç duymasın. Kayaşehir'de Kayaşehir Sakinleri Derneği mi ne çıktı? İşte şey kendini bilmez yayınlarımız falan.
Oluyor. Normal. Normal bir şey bu. Olacak. Her şey güzel bir şey tabii. Her şeyin bir şey oluşumu olması güzel. Evet. Neyse. Gangnam Style ne oldu? Şu adam yaşıyor mu? Yeni yaşıyor. Albüm çıkartmadı mı? Kaç sene oldu? Çıkarttı 5 sene. Arada şeyler ama hiçbir Gangnam Style gibi olmadı. 5 yıl sonra liderliği kaybetti. Esas en çok izlenen videoydu bu YouTube'da. Sonra kedi videosu. Hayır. Işte. Şimdi şey tanır mısın bilmiyorum. Wiz Khalifa var. Onun yeni bir onun şarkısı. Şöyle söylersen bilirsin belki. Fast and Furious 7'nin soundtrack'i. Arap mı? Evet. Zence. Arap değil. Ama Halife ismi öyle koymuşlar. Biz de bizdimmiş. Açık akıllı bir çocukmuş. Onu öyle söylüyorlarmış küçükken. Neyse sonuçta bu Gangnam Style için sayacın 16 evet. bitten 32 bitemine çıkmıştı. Sayacı kırmıştı çünkü. Şimdi biliyorsun Paul Walker öldü ya. Fast and Furious evet, filminde. Ona ithafen bir şarkı yapılmış. Onun izlenme sayısı bunu geçmiş. Bravo. 5 yıl bu sayede de şeyi öğrendim işte. 5 yıl olmuş Gangnam Style çıkalı ve 5 yılda orada kalmayı başarmış bir numara olarak. Ama ya artık acaba değil. Hilesiz falan mı geçti? Çünkü hilesiz bu Gangnam Style bir yandan da çocuklar mocuklar deli gibi evet. bununla dans ediyor falan. Ama yani bununki gerçek bir izleme olduğuna eminim ben. Tabii tabii şey de ama bak Fast and Furious 7'nin müthiş bir fan tabanı var. Paul Walker'ın ölümü çok büyük olay olmuştu. Normaldir abi bunda hile ama yoktur. Ama geçti gitti yani şimdi. Ne bileyim ya ilginç. Evet. Oyun dünyasına geçeyim. Nintendo yeni 3DS üretimini sonlandırıyor. Evet. 3DS aslında çok yani eski bir ürün değil. Zaten yeni 3DS. Ama sonlandırıyorlar. Şimdi Switch var artık. Switch var. Biraz da onun hayali şeyine. Switch'te mobilde oynanabilen bir evet. cihaz. Hani televizyona da bağlayabiliyorsun. Alıp hmm. eline de gezebiliyorsun. Şimdi 3DS'in bir sürü oyunu falan var ama tabii kaç yıldır da piyasada. Evet. 2DS'de çıktı. Zamanda bir süre sonra 3 boyut efekti olmayan hmm. şöyle bir üçgen gibi bir yapısı vardı. Tamam yani 3DS her yerde bulabileceğin bir cihaz açıkçası üretimi sonlanıyor diye. Nintendo hep bir şeyden üretimi sonlandırıyor. onu her yerden bu Türkiye evet. dahil onu ikinci el forumlarına şeyine bak 3DS istemediğin kadar var. Bu bence de Switch'in yolu açılsın diye yapılmıştır. Bu hamle. Fakat Switch'te taşınabilir bir şey elbette ama pek büyük. Öyle hani cebime koydum tabi şey de değil. Switch'te koskoca bir şey yani şu bunun kalınlığını şey düşünürsen bundan büyük hani hacim olarak. Hacim olarak. Hacim olarak bundan büyük. Pek öyle hani taşıyorum da mobil oynuyorum. O öyle olmaz evet. Biraz da garip yani. kontrolcüleri falan üzerinde olduğu için güzel oynanıyor ama yapısı... Ya bu arada biz böyle arada bir Switch'ten bahsediyoruz. İnsanlar şey ya siz Switch gördünüz mü diyorlar. Bizde var Switch. Switch bizde var. Bakacağız ona biraz önümüzdeki hafta inşallah. Mario oynadık biraz. Gran Turismo nihayet. Gran Turismo Sport 17 Ekim'de çıkıyor. Nihayet. Yani nihayet. Geç çok geç kaldı aslında hani. O yüzden nihayet diyoruz. Çok geç kaldı. Çünkü PlayStation 4'ün otomobil oyunu eksikliği var. Evet. Rakip kuvvetli. Drive Club çıkalı yıllar oldu. O makineyle ilk çıktı ve Drive Club güzel pek, ama pek işte olmadı. İşte olmadı yani. Rakibin en güçlü şeyi Forza. Otomobil yarışı Forza hem Süper hani Forza Motorsport'la pist yarışından saldırıyor. Horizon'la işte dağ tepeden saldırıyor. Bir şey lazım PlayStation'da. Tamam Gran Turismo en prestijli, en büyük belki otomobil oyunu serisi. Ama PS4'de bir şey lazım. Evet, çıkıyor sonunda. 17 Ekim'de gelecekmiş. Süper olacaktır kesin. Çok kesin. Araba olacaktır. Tabii. Birazcık Gran Turismo'nun o araba zenginliğinin eleştirilen bir yönü de var. Çünkü şey çok fazla. 88 Nissan, 89 Nissan, 90 Nissan arada ne fark var? Nissan mühendisi bile belki bilmiyor. Hani 500 araba diyorsun ama o aslında hani bastırdın mı sıkıştırdın mı azalıyor falan. Hı-hı. Ama her halükarda Gran Turismo bir olay. Şimdi bununla birlikte mutlaka her firma direksiyon setini falan da duyuracak. Pedalını falan da duyuracak. Şenlenecek ortalık artık. Ofiste de herhalde turnuvası yapılır inşallah. Yapılır. Benim kaskım maskım bile var yani. Hazırım. Evet. Bu şaka değil var gerçekten. Şeyde yapmıştık.
6'da mıydı? PlayStation 3'te. Evet, eskiden en yaptık. En son Gran Turismo 6 mıydı bilmiyorum. Onu yapmıştık. Spa'da. Macit hep şeyden virajları kesmişti. Doğru, evet. Onu unutmuyoruz. Paradox Interactive de mağdur ettiği oyunculara oyun vereceğini açıkladı. Şöyle, mağduriyet ne? Paradox %50'ye varan bir zam yapmış. Tabii müthiş bir tepki toplayınca 17 Mayıs ve 6 Temmuz tarihleri arasında, ki zamma rağmen alanlar olduğu için 17 Mayıs 6 Temmuz arasında bizden oyun aldıysanız diyor, size para iadesi yapamayız ama oyun, oyun ve DLC veririz diyor. Onların da ne olduğu haberde yazıyor. Oradan bakarlar. Ne yapmışlar böyle? Ya pahalı, pahalı, pahalı. Adam da almış. Almış. Ya bir gaza geliyor firmalar. Sonra da işte böyle geri adım atmaya atıyorlar. Kendi başları ağrıyor. Star Wars'un... İyi olmuş. Oyunlarda şeyleri çok çünkü. Paradox bir yayıncı firma. Oyun yapımcısı değil. Özellikle... Pazarlayan bir firma. Yayınlayan bir firma. Tabii mesela Europa Universalis 4, Hearts of Iron 4, bunlar acayip oyunlar. Ama işte bir form falan doldurmak gerekiyor. Evet. Hani öyle otomatikman sana oyun gelmiyor. Valla yapılır. Hakkını arayacaksın, hakkını takip edeceksin. Olsun, ararlar. Star Wars Battlefront 2 açık beta 6 Ekim'de başlayacak. Açık beta'da bu E3'te gösterdikleri demoyu oynatacaklar multiplayer olarak. Açık beta'da herkese mi? Herkese gözüküyor. Tabii bir kayıt olmak öncesinde gerekir mi, ona bir baksınlar. Ama sonuçta açık beta. Zaten oyun hazır ya. Yani çok net gözüküyordu. Ya bunlar hiç böyle beta meta diyorlar ya. Geçen hafta da konuşmuştuk. Bunlar birazcık reklam aslına bakarsan. Ya bu biraz çabuk çıkmadı mı ya? Çabuk çıktı. Daha abi. Geçen sene değil miydi? Ben yanlış mı hatırlıyorum? Battlefront çıkalı 2 sene mi oldu? 2 sene olmuştu. Dur bakayım, düşünüyorum. Ben iki, yani tam 2 olmasa da 1'i geçtik. Çok vallahi ben çok iyi hatırlıyorum çünkü ilk gelen Battlefront CD'si kargoda kırılmıştı. Ha doğru. Bayağı bir mutsuz, bir hüzünlü bir görüntüsü vardı. Felaketti onun. Evet. Bekliyorsun, ediyorsun, kargo geliyor. Bir de daha çıkmadan piyasaya 2015'in basın Kasım'a için gelmiş. 2015'te yaşamışız o dramı demek ki. Hı-hı. Ve oyun CD kırık. Paramparça çıkmıştı. Kutu sağlamdı, CD kırık çıkmıştı bir de böyle. Neyse işte ilginçti. Şimdi iki çabuk çıkıyor dediğin doğru çünkü aslında hani çok da fazla yeni bir şey yok baktığın zaman. Grafikler biraz daha iyi tamam ama aynı motor yine dibinde. En büyük farkı single player olacak bunda. Şimdi her sene bir sene Battlefield, bir sene Battlefront mu çıkacak acaba? Bilmiyorum ama sonuçta biraz da şey var abi, bu biraz da film gazıyla çıkan bir oyun. Öteki de öyleydi. Ha, ona denk getiriliyor. Evet. Tamam. Bu sene film de mi var? Bu sene yeni film var, evet. Her sene film var artık Star Wars'ta da. Bu vardı seneki işte büyüğü. Mesela geçen seneki Star Wars filmi değildi. Rogue One'dı tek başına. Şimdi bu sene Star Wars mu var, yine evet, başka bu sene macera yok. Bu sene var. Star Wars devam ediyor 8'den. Her sene Aralık ayında bir şey olacak, bu evet. Hengame yaşanacak. Bir de Han Solo çekiliyor işte arada. Hmm. 8'den sonra o gelecek. Oyuncaklar çıkacak. Tabii her, onlar daha önce çıkıyor, filmden önce çıkacak. Oh. Hep de nedense her filmde farklı oyuncağa yapılabilecek yeni bir şeyler çıkıyor. Tabii canım. Tabii. Yine uzay evet. Araçları, yeni neler neler değişiyor her şey. Tabii. Hepsini toplayan var mı? Var. Var var. Rahman var. Altın mıydı? Evet. Müzisyen. Doğru. Onda her şey. Onda geçmişi de var yani. Sırf yeniler yok. Bizim Niko falan bize konuk oluyorlar. Onlar da nasıl onların, durum? Onların şeyleri o kadar geniş değil. Onlar kendi hoşlarına giden şeyleri alıyorlar. Seçerek koleksiyon evet. Yapıyorlar. Sende kaç tane var? Bir oda. Vallahi bir oda değil tabii de, bir işte benim yatağın altı full dolu ama tabii kutuyla, kutularını da sayıyoruz. Kutuların içinde duruyorlar. İşte oda en acı tarafı, alıyorsunuz bir de oynamıyorsunuz. Oynamıyor ki abi. Olur mu ya? İşte iki tane alır. Şimdi çizgi evet. Roman koleksiyonunda iki tane alınır. Birisinin hiç torbası, ya açılmaz. Torbaya konur ya da işte kapatılır, saklanır. Tabii. Birisi okunur. Ama tabii çizgi roman çok pahalı bir şey olmadığı için bu tabii... Türkiye'de ne kadar geçer bilmiyorum. Dünyadaki serileri kastediyorum. Onu yapılabilen bir şey. İki tane alıyorsun, ne olacak? Ama tabii diğer şeylerde kaç yüz liralık, kaç bin liralık figürler var. Of, hem de kaç bin lira. İki tane almak tabii. Her yiğidin harcı değil ama... Türkiye'deki koleksiyonculuğu zaten doların yükselmesi vurdu işte. Bir de işte gümrüktü, şuydu, buydu, uğraşıyorsun. Çok pahalı abi, yani mantıksız pahalı çoğu şey.
Yaz şey oldu. Yapmayacağım koleksiyon. Sen kartondan yap. Şey kartondan biz konuşmuştuk. Nahim Süleymanoğlu ya, vardı ya. Onu bulamadım ben onu ya. İstedim ben Twitter'da. Onun şeyi var. Görüntüsü var ama internette. Evet. Hani bizim yarattığımız bir şey yok, değil yok, o. Yok yok var. İşte onun gibi sen de Darth Vader yap. Kılıcı da kürdandan yaparsın. Kırmızı boyarsın. Biraz daha zaman geçsin. 3D printer'da yapılacak o işler. Aslına bakarsan. Şimdiden var bazı figürler falan. Şeyde o daha o kaliteye yakalayamıyorsun. Kütüphanelerinde. Bilemiyorum. Bende Master Chief var. Ben şeyi seviyorum abi. Bende film setleri var. Yani şey adam yapıyor. Hmm. Oturmuş. Death Star'ın duvarlarını yapmış. Artık printer'dan değil daha başka bir şey. Bayağı güzel yapmış çünkü. Onları alıyorsun. Figürler onların önünde fotoğraflayınca film setinde yapmış oluyorsun. Benim fotoğrafını çekmek hoşuma gidiyor. Siz kukla tiyatrosuna çevirmişsiniz o zaman. Oynatın, tabii istersen seslendirin. Stop motion'dan yaparım. He, seslendirin. Film olsun da mahkemeyi yersiniz. Valla hobiler güzeldir ama tabii çok ki pahalı. Hobi yapısı gereği para harcatan bir şey. Para tabii. Kazandıran bir şey değil. Yoksa iş olur. He, parayı şöyle kazanıyorsun. İşte tutuyorsun sonra, elinde. Tabii. Yıllar sonra satarak çizgi kazanıyorsun. Çizgi roman dediğim hakikaten bugün işte Superman'in ilk sayısı diye bir şey var. Evet. Milyon dolar. Of. Bulursan. Tabii, bulursan. O zamanlar Superman de şey hani öyle tıfıl daha ilk sayı şimdi ya. Oturmamış şeyi dövüyor. Gangsterleri mi ne dövüyor öyle şey. Batman. Şey, zaten DC Detektif Comics. Batman de şey. Batman'in şeyi dedektif. Dünyanın en iyi dedektifi mi? Evet. Sloganı. Sonra çıkıyor Lex Luthor'la falan araları bozuşuyor da şey yapıyorlar. Arsa kavgası yapıyorlar falan filan. Adam West'in Batman'ini hatırla. Üstü açık arabayla gidiyordu adam olay yerine. Yani şey eşofman gibi bir şey var zaten gidiyorsun. Üzerinde. Şimdikinin yapma böyle zırhı şey gibi. Hiç yani zırh yok abi. Falan. O zaman hakikaten şey süveter gibi bir şey giymiş gidiyor. Çıkışı o. Belki daha samimi ama. Tabii tabii. Adam West'in zamanındaki o dizi falan da gerçekten hani şey polisiyeydi. Evet işte. Çünkü Batman'de zaten süper güç de yok. Yok evet. Hani hiçbir şey yok. Ona kendine göre bir rakip vereceksin işte. Joker'i dövüyor Joker. Hı-hı. Kim? Gülen falan adamın biri zararsız. Deli aslında zararsız. Ona gücü yetiyor. Onu dövüyor. Superman tamam süper olduğu için ona da süper düşmanlar geliyor. Evet. Gerçi o da gidiyor Lex Luthor'a muhatap oluyor ama neyse işte DC'nin de ne olduğunu böylece şey yaptık. Şu an Spider-Man revaçta. Onu çok beğendiler. Genelde pek beğenmiyorlar filmi süper var, kahraman filmlerini. Evet, yeniden başladı. Falan da bu kaçıncı? Ben sayamadım ve abi. Ve kaçıncı Spider-Man? Hani hep yeniden başlıyor. Her seferinde o örümcek soktu şeyi var mı? Hepsinde var. Mı? Hep bunda da var bildiğim kadarıyla. Ya bak ben o Batman'in anasının babasının öldürülmesi bir de süper örümcek adamı örümcek sokması şeyinden bıktım sıkıldım. Bunu görmek istemiyorum ya. Tamam bin kere izledim. Bin kere biliyorsun. Bütün detayını biliyorsun. Evet. Hep de yeni bir şeyler ekliyorlar. Yeter ya. Hani en son şu oyunu oynadık. Orada da Superman'in gezegenine birisi gelmiş patlatmış meğer. Evet. Bilmem ne öyle bir şeyler çıkarttılar. Aynı şeyi bir milyon kere görmeyelim lütfen. Evet ama işte bir yerden sonra da bitiyor. Hikaye bitiyor. İşte yeni bir şey lazım. Peki şey ne oluyor? Örümcek adamı ısıran örümcek daha sonra ne oluyor? Onu kimse edilemedi abi. Onu konuşan yok. Kaçıyor mu hani bal arısı sokunca ölüyor falan. Öyle bir şey mi var? Ya belki da o da, başka, o da başka bir şey mi? Ha, başka bir şey mi dönüştü? Kendi hayatını sürüyor ben belki de. Ben de şeyi takip edemiyorum. Örümcek adam ağını kendi içinden vücudundan mı çıkartıyor, makineden mi çıkartıyor? Mesela bu yenisinde makine olduğunu gördüm. Ya onu dolduruyor bir şekilde anladığım kadarıyla. Şey yapıyor, üretiyor evde, karıştırıyor. Evet. Galiba. Tabii düşünüyorsun nereden çıkıyor? Bunu başka işte kullanamaz mı falan. İlk film, o Tobey Maguire'ın filminde şey vardı. Kendisinden çıkıyordu. Hmm. Ama o işte bir romanda da öyle mi? Romanların birinde en azından, çizgi romanların. Fotoğraf çekiyor, onu kendisini çekiyor, satıyor diye falan. Gariban, zaten onda hep bir garibanlık, bir fakirlik var. Tabii, patronu tabii. Kızıyor, huysuz bir adam. Bir çilelerin şeyi ama tabii daha samimi. Tabii.
Süpermen'in hiç şeyi yok ki. Süpermen maaşı kim yatırıyor ona? Ne yapıyor bilmiyorum. Süpermen'in hiç öyle para problemi falan olmuyor. Ki o da gazeteci aslında hani. Ha doğru. Clark'ın maaşıyla geçiniyor. Tamam. Evet, o maaşla tamam. Geçiniyor. Tamam. Öbürü de gazeteci olmaya çalışıyor da işte daha çırak o. Çırak. Yaşı küçük. Çömez. O ancak kendi kendini çekip götürüp satıyor. Evet, Batman rahat. O balya balya yapmış. Babadan kalmış. Yani. O onları yiyor. Evet. Sen Joker'i seviyorsun galiba. Çok ya. Sert konuşmadın hakkında. Ya akıl hastası canım. Ya, şimdi ayıptır, günahtır. Bilmiyorum. Cezai ehliyeti yok ki. He. Aslında hani bir şeyler yapıyor ama götürsen şey yok. Doğru. Ceza vermezler. Batman de onu asla öldürmez hiçbir şekilde. Her seferinde hapishaneye koyar. 15 gün içinde o kaçar o hapishaneden nasıl oluyorsa. İşte bu öbür türlü şey işlemiyor. Şimdi ben o konuda bir yazı okumuştum. Sonra onun üzerine bir şey hazırlamıştım okuldayken. Hmm. Şimdi süper kahramanların hayatlarında büyük değişimler olmaması gerekiyor ki o böyle sonsuza kadar gidebilsin. Bir de şey olmasın. Sen herhangi bir yerden okumaya başlayabilirsin. Çünkü devamlı yeni okuyucuların da kazanılması lazım. Yeni büyük çocuklar okumayı öğrenecek, parası olacak, çizgi roman alacak. Dolayısıyla hani tamam arada ufak olaylar oluyor da şey değil, ana akış aslında olaysız geçiyor. Doğru. Bu arada çizgi roman meraklıları için aslında iyi bir çağda yaşıyoruz. Şu an hani birçoğu Türkiye'de bazı dükkanlarda bulunuyor artık. Biz geçmişte Teknoseyir'de bazı uygulamalar incelemiştik. O da uygulama da var tabii. Dijital kopyasını satın tabii. alabiliyorsun. Tamam fiziksel değil ama meraklısıysan takip edebiliyorsun. Yani bizim Tay yayınları zamanından bayağı bir gelindi. Yüzbaşı Volkan'dan bu yana bayağı gelişti şey. Evet çok gelişti. O işler. Ama fiziki kopya da var artık. Biz eskiden var, bunu da bulamazdık. Var tercüme edilmiş falan hani bayağı güncel şeyler var. Pahalı yalnız. Pahalı maalesef. Pahalı yani şimdi çizgi roman normalde harçlıkla alınması lazım. Alınacak bir şey. Burada böyle maaş yatırarak alıyorsun. Hani büyüklere daha çok neredeyse. Evet. Hani, o yüzden. Evet. Lüks tüketim bizde. Ama bayağı pahalı. Şey baskı kaliteleri falan süper. Ne güzel. Ne güzel. Böyle bendeki haberler. Bize kızarlar da okuyoruz diye. Evet. Herkes, tabii şey de hatta hani öğretmenin falan duyarsa bittin. Çünkü... Valla benim ailem hiçbir zaman okuma demedi ama öğretmen acayip bir baskı yapıyordu. Yani okula falan götürmek gibi bir acemilik yapmadığım halde yani öyle bir şey yapmıştı ki bizim üzerimizde hani bunu okuyanlar bitmiş hani zehir direkt belediye tabii, bir yere götürüp zehirlesin gömsün. Hani çizgi roman okuyorsan dünyadaki en iğrenç çocuk sensin. Hayatta senden bir halt olmaz. Bitmişsin. Yani tutup da hani ben okuyorum ya bir şey olmuyor falan da diyemiyorsun tabii ama acayip gerilmiştim yani şey ve o yüzden ya zaten çizgi roman okuyucusu değildim. Hani çocuk dergilerindeki falan çizgi romanları okuyordum hani Milliyet Çocuk'taki falan. Acayip gerilmiştim ve şeye çok dikkat ettim ilkokul boyunca okula falan hayatta götürmemeye çok dikkat ettim. Tabii ki işte hani böyle belki çizgi roman çizeri olacaktım. Olamadım ya. İşte o yüzden. Evet, evet, evet. Evet. Peki Lent abi. Böyle. Bu hafta çok yani şu ana kadarki en durgun haftaydı. Değil mi? Hiç kesinlikle yoktu. Bir gelişme yoktu. Olay Batman'e, Superman'e döndü o yüzden. Hiçbir teknolojik bir hareketlilik yoktu. Bilmiyorum belki yazın en sıcak günleri diye mi? Ya, biliyorsun yazın hep yani bu sezon. Periyodik gerçekleşiyor bunlar. Tabii tabii. Fuarlarla yeniden başlar işte İFA olur Eylül'de falan öyle başlar sezon genelde. İşte o şey Gamescom önümüzde benim bildiğim Gamescom gelen var, doğru. Fuarlardan Ağustos'taydı. Oyun üzerine. İFA genel olarak işte Note 8 falan bahsi dedikodusu yapılan Note 8 için falan İFA doğru. gözüküyor. Eylül ayında. Sonra zaten sonbaharda normal akışına girer teknoloji. Öyle. Peki Levent abi o zaman önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Görüşmek üzere.